işte. O zaman incirlik üssü olayı da var mesela. İncirlik üssü de hep böyle, ya da üsler olayı hep böyle Evet. gündemde olan. İşte Amerikan askerlerinin buradaki varlığı her zaman Türk siyasetinde bir konu başlığıdır yani. İkinci işte öyle silah ambargosu da Türkiye'yi açıkçası biraz sıkıntıya sürüklüyor. Öyle bir kriz de var. Bir dipnot, Türkiye'nin Amerika'da hayatını kaybeden demeyeyim de komaya giren bir cumhurbaşkanı var. Bu ilginç bir hikaye. Evet. Cemal Gürsel. Evet. 1966 yılında işte 27 Mayıs sonrası Cumhurbaşkanı seçilen Cemal Gürsel çok ciddi sağlık sorunları yaşadığı için işte tedavi maksatlı Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika'da komaya giriyor. Bizim şu an öyle düşün. Cumhurbaşkanımız orada komaya giriyor ve 66 yılında bunun görüntülerini de internette gördüm. Cemal Gürsel askeri bir törenle Türkiye'ye uğurlanıyor ve uğurlayanlar arasında dönemin Amerikan Başkanı Johnson da var. Böyle ilginç bir şey. Yani uğurluyor. Ama o sırada bilinci falan kapalı yani Cemal Gürsel'in. Sonra Cemal Gürsel Türkiye'ye gelince zaten birkaç ay sonra vefat ediyor. Öyle bir dipnot da var. Bu arada bu bahsettiğin ambargo, yani 64'ten itibaren Türkiye'ye uygulanan ambargoda değinilmesi gereken bir nokta vardır. Hep bu özellikle savunma sanayi ile ilgilenen kişiler bunu bilirler. Türk savunma sanayisinin en önemli teşebbüsleri bu ambargo sırasında ortaya çıkmıştır. Yani aslında ambargonun olumlu bir şeye yol açtığı da söyledi. Yani Türkiye'nin Çok silah güzel. ihtiyacı doğduğu noktada yerli ve milli dedikleri mesele var ya. Bu girişimler ortaya çıkmıştır aslında. Çok güzel söyledin. Zaten genelde öyle olur. Yani genelde zor gelmedikçe, zora düşmedikçe bu tip açılımlar Türkiye'de olmuyor. İşte son yıllarda biliyorsun milli savunma anlamında bayağı bir hamle yapıldı. O da bu tıkanmanın verdiği bir sonuç oldu yani. Olumlu anlamda bir sonuç oldu. Bayağı da enteresan değil mi? O Defense One siteleri falan o Tabii milli tabii tabii. savunma anlamında. Şu an ilk %7 tane şirketimiz varmış. Tabii ciddi oranda Sanayi. bir şey var, artış söz konusu. Sivil savunma anlamında bir Türkiye son yıllarda enteresan bir ivme yakaladı diyelim. Gelelim 80'li yıllarda ciddi bir kriz var mı dersek zaten 80 darbesinden sonra Amerika istediğini yaptığı için yani Türkiye'de istediği o Anlayabilmek bütün gerekli. kararları tatbik ettirebildiği için Özal ve Ronald Reagan zaten çok uyumlulardı. O yüzden orada pek bir sıkıntı olmadı. Ancak 90 yılında Birinci Körfez Savaşı'nda bazı gerilimler oldu. Geçen programda bahsetmiştik. Bizim Genelkurmay Başkanı dönemin Necip Torumtay biliyorsun istifa etti. Çünkü Irak konusunda o daha böyle muhafazakar görüşleri vardı. Özal böyle daha aktif olmayı, yani gerekirse Irak'a asker yollayalım, gerekirse Irak'ta bir rol alalım olan bir insandı. Tabii yansımaları da oldu. İşte 91 bir tezkere olayı var. Irak'a Özal özellikle Kuzey Irak bölgesine asker çıkarmak istiyor. Ancak gizli bir kapalı bir oturumda bu bir şekilde olmuyor. Ve ardından bir çekiç güç olayı var. Çekiç güç Evet. işte yabancı askerlerin Türkiye'de ve Kuzey Irak bölgesinde tampon bölge gibi düşünebilirsin bunu. Oralarda yerleşmesi, mesken tutmasıdır. Ve hatta bunun da PKK'ya yardım olarak dönüş yaptığını Türkiye'ye söylenir. Yani oradaki bir otorite boşluğundan PKK'nın yeniden palazlandığı 90'lı yılların başında söylenir. Ve hatta şu an Kuzey Suriye'deki tampon bölge önerilerinde de hemen şey denir. İkinci çekiş güç mü diye böyle bir Evet. hararet artar. Bir enteresan olay daha var. Ona da kısa söyleyeyim. 92 yılında bir muavenet gemisi olayı var. Bir NATO tatbikatı sırasında Ege kıyılarında oluyor. Bizim gemimizi vuruyorlar Amerika askerleri. Ve 5-6 şehidimiz var. Enteresan bir hikaye. Tabii bu da bir krize yol açıyor. Bunu yani taksirle mi yaptılar, taammüden mi yaptılar? Hiçbir zaman bilinmeyecek bir şey ama o dönem için kötü bir işaret olarak algılanıyor haliyle. Bu da enteresan bir hikaye. Gelelim 2000'li yıllar istersen. 2000'li yılların en önemli olayı da 1 Mart tezkeresi. 2000'li yılların başlangıcı zaten gümbür gümbür. Yani Türk-Amerikan ilişkileri açısından ciddi anlamda böyle ilginç bir döneme giriş oluyor. Şimdi biliyorsun 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor Türkiye'de. Onun hemen öncesinde Türkiye'nin belirli kurumlarında özellikle işte Genelkurmay da dahil olmak üzere Amerika'ya soğuk bakan kişiler diyelim. Biraz daha hani yumuşak ifadeyle söyleyelim. Bu kişiler çok ön planda. Hatta Cumhurbaşkanı da aynı şekilde. Mesela Ahmet Necdet Sezer işte Cumhurbaşkanı seçilir ve biliyorsun Ahmet Necdet Sezer'in duruşu biraz daha şeydir hani. Yani Batı'ya ve Amerika'ya karşı biraz daha mesafelidir. Evet yani ama Hatta sonra ne oluyor? Siyasal iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi daha işte batılı ülkelerle daha yakın ilişkiler kurulması üzerine vaatlerle iktidara geliyor. 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde iktidara gelmesiyle birlikte işte ilk başta Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması sebebiyle başbakan, ilk 6 aylık süreçte diye hatırlıyorum ben, başbakanlığını sürdürüyor. Fakat sonra bu 1 Mart tezkeresi dediğimiz mesele 2003 yılında işte meclisten yani Türkiye'nin bu Irak'ın işgali konusunda Türkiye'nin de Amerika Irak'ın işgali diyoruz tabii tırnak içerisinde bu ifadeyi kullanalım ama
birazdan nötr olmak açısından. Amerika'nın Irak'a yapacağı operasyona Türkiye'nin de katılması yönünde bir tezkere, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani Türk askerinin de orada daha işte aktif rol almasını öngören bir tezkere. Bir tezkere. Fakat ne oluyor? Mecliste, yani her ne kadar liderlik düzeyinde, tabii Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, bu tezkereyi destekleyici açıklamalar yapmasına rağmen meclisten böyle bir karar çıkmıyor. Yani AK Parti'nin çoğunlukta olduğu meclisten hayır şeklinde bir oy oranı alınıyor, bir oy çoğunluğu alınıyor. Gerekli oya ulaşılamıyor diyelim. Gerekli oya ulaşılamıyor ve daha sonra hatta Bülent Arınç gibi bazı siyasetçiler o dönemde hayır kampanyası yaptıklarını söylemişlerdi, hatırlıyorsundur. Yani AK Parti'nin kurmaylarının bir kısmı da karşı çıktığını söylemişti ve bu bir krize yol açıyor açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye'deki iktidar üzerinden. O dönemde çok ilginç bir olay oluyor, değil mi? Buraya getireceğiz konuyu aslında. 4 Temmuz 2003 yılında Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde, ilinde bir çuval hadisesi denilen bir hadise meydana geliyor. Şimdi bu tabii hafızalarımızda hatırladığımız kadarıyla Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerler burada 11 kadar Türk askeri bir şey kurmuşlar. Bir karargah kurmuşlar. Karargahı basıyorlar. Ve buradaki Türk askerlerini derdest ediyorlar. Başlarını çuval geçiriyorlar. 60 saat boyunca sorguda tutuyorlar. Şimdi bu çok büyük bir kriz doğurdu açıkçası. Bu gerçekten yani son derece ciddi bir olay. Yani sembolik açıdan da ciddi bir olay. Buna şöyle bir şey diyorlar. 1 Mart tezkeresinin geçmemesinin ve Amerika'nın lojistik anlamda sıkıntı yaşamasının derler intikamı. Yani tabii çuvalı. Böyle tabii böyle yorumlar var. Çünkü ciddi anlamda bir bütçe fazlasıyla da bu operasyonu Amerika gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Yani Türkiye'nin hani bu hayır kararının çıkmasından sonra hem bütçe çok ciddi artıyor, operasyon uzuyor. Belli bir takım yani bir şok etkisi de yaratıyor anladığım kadarıyla. Amerika'nın da beklemediği bir durum, tahmin etmediği bir durum anladığım kadarıyla. Ve Temmuz'un başında 2003'te bu mesele gerçekleşiyor. Burada fakat ilginç bir olay var. Şimdi orada da Türkiye'de kamuoyu ikiye ayrılıyor. Özellikle güvenlik uzmanları veya işte emekli askerler bunu yorumlarken bir kısmı diyor ki Amerika ve Türkiye'nin bir sıcak çatışmaya girmemesi önemli. Hani realist açıdan baktığımızda. Orada işte bu Türk askerlerinin başındaki kişi, hani komutanlarının soğukkanlı davranması, onları hani tepkilerini önlemesi iyi bir şeydi diyen bir taraf da var. Yoksa düşünsene bir çatışmaya girilecek, silahlı çatışmaya. Yani Türk askerleri ölecek, Amerikan askerleri ölecek. Daha sonra hani bu durum nasıl kotarılacak gibi bir şüphe var. Bir kısımda diyor ki hayır abi biz bunu koruyacaktık. Yani orada bunun kesinlikle bu fotoğrafın verilmesi, işte bu hadisenin yaşanmasını önleyecektik diyen de bir taraf var. Bir diğer açıdan bu hadisenin enteresan şeylerinden bir tanesi de Michael Todd, değil mi? Yanlış, ismini yanlış aynen. Michael Todd İngiltere'de yaşayan, sunuculuk yapan biri. Kız arkadaşını aramak için Kuzey Irak'a gidiyor o sırada. Ya bu hikayenin bu kısmı bile yeterince garipken kız arkadaşı Kuzey Irak'ta yaşıyormuş. Kız arkadaşı ve kızları varmış. Birlikte, çocuklarıyla birlikte Süleymaniye'de yaşıyor. Aynen. Onları ya Süleymaniye'den bilmiyorum ama hani Kuzey Irak diyelim. Amacı onları bulup geri getirmek. Ancak Süleymaniye geliyor işte o olay sırasında ve o baskında kurbanlar arasına giriyor. Sonra bir kitap da yazdı Çuval diye. Enteresan yani İngiltere'de tanınan bir insan olduğu iddia ediliyor yani ben. Tanımıyorum ama tanınan bir sunucu deniyor. Olayın tek Türk olmayan kurbanı o oluyor. Evet yani daha sonra bu arada Amerika'ya bir tazminat davası açıyor. 10 milyon dolar diye biliyorum. Fakat davanın sonuçlandı o konuda pek bir şeyim yok, bilgim yok ama dava falan da açıyor. Zaten bunu kitaplaştırıyor biliyorsun. İlginç bir hadise. Aynen o kitap Türkiye'de çevrildi. Çuval diye bir kitap. Daha sonra 2000'li yıllar sanırım bitiyor. Aklına gelen bir şey var mı? Bir kriz ya da bir enteresan bir hikaye. İşte Bush dönemi bitiyor. Bush dönemi bitti. Çok önemli Obama bir geldi. Var aslında. Obama büyük umutlarla geldi. Evet. Hatta şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi sen birazdan şeyden bahsedeceksin. Çok kısa bir şekilde bahsetmeni istiyorum. Sonlarına doğru yaklaşıyoruz programın. Obama ile Erdoğan'ın ciddi bir tartışma yaşadığı bir toplantı var Beyaz Saray'da. Fakat ona gelmeden önce ben şöyle bir anekdot aktarayım. 2008 yılında Obama başkan seçildiği dönemde nedense Türkiye'de çok ciddi bir böyle sevinç dalgası oluşmuştu. Van'da, ama dünyada da vardı. Tabii ya dünyada da vardı ama Türkiye'de Van'da bir köyde Obama için kurban kesilmişti. Mesela bunun fotoğrafları hala var. O bir umut dalgasıydı. Hani bir de Bush döneminden sonra Bush evet. Gibi o dönem işte savaş
savaşlarla anılan ve dünyaya hani acı getiren bir yönetimden sonra Obama bir de Müslüman kökenleri, hani babası Müslüman, Evet. kendisi siyahi, böyle hep pozitif işaretlerdi, sinyallerdi. Tabii sonu kötü oldu. 8 yıllık bilanço açıkçası çok da iç açıcı değil. Dünya için, Orta Doğu için, bizim bölgemiz için. 2013'teki olay da şu. Bugün The Boss da direkt tarih verdi. Farkında mısın? 16 Mayıs 2013 16 dedi. O gün herhalde bir şeyler yaşamış. Yani çok böyle net bir şekilde söyledi ve bir daha da hiç konuşmadı WhatsApp grubunda. Sadece onu söyledi. Öyle bir durum var. O gün toplantıda işte müsteşarlar, yani MİT müsteşarı, onların da işte CIA herhalde oradaydı değil mi? Sonra işte Erdoğan var, Obama var. O hadisenin önemi şu, tam gezi öncesi. Yani gezi olayları 31 Mayıs gibi patlak vermişti. Doğru. Tam onun öncesinde şöyle bir olay var. 3 gün önce Reyhanlı patlaması oldu. Yani aslında o Doğru çok doğru. önemli bir Evet. olay. Evet. 30 kişi falan öldü yani Türkiye'de. Yani Hatay'da olan olay. Maalesef 30'un üzerinde insan öldü. Bir IŞİD saldırısı değil mi o? Doğru. Yok, şey saldırısı. IŞİD Evet saldırısı mı? işte saldırısıydı. Yani bir terör örgütünün saldırısı, bilmiyorum. Şu an şey yapamadım. Sonuç olarak o hararetin çok yükseldiği söylenir. Kırmızı oda, fotoğrafta da biliyorsun arka fon hep böyle kırmızıdır. Ve hararetin çok yükseldiği Obama ile Erdoğan ciddi bir şekilde tartıştı. Mesele de şu, işte Suriye'deki desteklenilen gruplar noktasındaki ayrışma. Yani özünde Suriye olan bir hadise. O hadise böyle bayağı basına yansımış bir olaydı. Daha sonra Obama devri bir şekilde bitti. Obama ile Erdoğan bu arada çok görüşürdü. Hatırlarsın. Yani hatta Obama en çok görüştüğüm 3-4 liderden biri Erdoğan diyordu. Yani çok sık görüşürlerdi. Obama'nın görev süresi biterken arada biraz bozuldu. Tabii bozulmanın ana sebebi Suriye noktasındaki ihtilaftı. Daha sonra Trump geldi. Trump'ın gelişi tabii böyle bir, yine böyle Türkiye'de olumlu karşılandı. Çünkü Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hem Obama döneminin devamını simgeleyecekti, hem de zaten çok böyle sıcak bakılan bir politikacı değil. Zaten Amerika'da da onu çok sevmiyorlar. Böyle garip bir, Evet. kötü bir imajı var Hillary Clinton'ın. Trump dönemi tüm dünyayla olduğu gibi Türkiye'yle de çok inişli çıkışlı oldu. Trump ile Erdoğan'ın arasının iyi olduğu sık sık vurgulanır kişisel olarak. Ama tabii oradaki başka, çok fazla başka boyutlar var. Tabii krizler şöyleydi. Twitter'da Trump'ın kötü üslubu bu ve o mektup hadisesi vardı zaten bahsettiğim. Böyle bir serencam var Türk-Amerikan ilişkilerinde. Herhalde ön plana çıkan bütün krizlere değindik. Ben çok teşekkür ediyorum Emre. Bir not daha var. Son bir not. Şimdi bu 6. filo olayı vardır. Biliyorsun 60'lı Evet, yıllarda protesto evet doğru. Türk özellikle solu tarafında, işte o zamanki öğrenciler tarafından, ve 68 yılının Temmuz ayında 6. filo uçak gemisinin bazı askerleri denize dökülüyor Türk öğrenciler tarafından. Fotoğrafları da var. Sembolik bir olaydır. Yani dünyada da böyledir yani. Dünyada da sol, özellikle tandanslı öğrenciler Amerikan askerlerini ülkelerinde istemezler yani. Ve bunu protestoya da dönüştürürler. Şimdi bu hadise de sembolik bir hadise. Bu hadisenin iki yanı şu. Uçak gemisinin adı Şengelya. Şengelya biliyorsun. Evet. Şimdi 45 yıl sonra o Beşiktaş'taki oraya o otel dikildi. Ve Şangri-La otelin Oteli. Şangri-La Oteli, evet. yani ben onu gerçekten çok şaşırıyorum ya. Hala çözemediğim bir hadise. Yani Türkiye'de birkaç yayın gördüm. İnternet sitesinde de pek çıkmamış. Ulusalcı yayınlar genelde şey diyorlar. Bu bir mesaj. Bu bir rövanş. Hani sen benim askerimi döktüğün yere ben otel diker ismini koyarım. Vallahi bizim seninle çok fazla otelin lobisine gitmemiz gerekiyor Emre. Yani Yani. Grand Tera'dan tut Şangri-La'ya kadar bir İstanbul turisti şart oldu. Ama bu yani çok ilginç bir şey hadise. Ben hala onu düşünüyorum. Bunun bir tesadüf Bu arada olduğuna da belki de Kuveyt, anlamadım. diye biliyorum ben o otelin orta. Ortakları muhtemelen Amerikalı da değil ama ya Evet. neden bu ismi seçtik? Yani belki Çok ilginç. bilmediğimiz bir anlamı vardır. Belki çok büyük bir tesadüftür ama böyle bir Evet, teori de sen var. 6. filoya girmişken şimdi yani programı bitiriyoruz gerçi ama benim aklıma da 69 yılında ODTÜ'de Amerikan Büyükelçisi Robert William Comer'in aracının yakılması ODTÜ'deki solcu Aynen. öğrenciler tarafından. Bilirsin ODTÜ normalde Aynen. Amerikancı bir üniversite olması hasebiyle kurulmuştur. Fakat daha sonradan sosyalist bir hale bürünür. Yani daha sonra da Boğaziçi ortaya çıkmıştır. Hatta böyle Amerikan. geyikler vardır. Ne kadar doğru bilmiyorum, bakmadım ama ODTÜ'nün bina şeklinin uydudan bakıldığı zaman Moskova'ya doğru bir silah olarak işte ilk başta inşa edildiğine dair bir takım böyle konuşmalar Güzel vardır. bir Fakat daha sonra tabii o engellenememiş sosyoloji falan orada da şimdi bunlara da girebiliriz ama neyse bunlar daha sonraki belki programların ama konusu. doğru. Özelinde bir anlam var. Boğaziçi Amerikan ekonomini tam temsil ediyor. Yani Temsil ediyor. O onların başarılı olmuştur yani. onlar başarılı olmuş bir proje. Söz sabuna dokunmazlar. Hatta bir son olarak şöyle kapatalım. Eski YÖK başkanlarından birisi, neyse isim vermeyeyim. Bir toplantıda ben de vardım. Bir öğrencilerle bir görüşmesi vardı. Kendisi de Boğaziçi'liydi yanlış hatırlamıyorsam.
bu hikayeyi anlatmıştı. ODTÜ'deki işte 70'li yıllardaki 60'ların sonları 70'lerin başlarındaki en büyük eylem nedir diye baktığınızda işte öğrenciler otoparkta arabaları için yer bulamamış. Bunun için bir protesto yapmışlar. Boğaziçi'nde diyorsun. Boğaziçi'nde. Pardon, Boğaziçi'nde. Tamam. Doğru tamam. Yani otopark eylemi yapmışlardır. En büyük eylem de olmuştur. Araçlarımıza yer yok diye. Gibi bir şey söylemişti. Bir anekdot aktarmıştı. Çok aktivist bir damar yok. Neyse, ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir program oldu. Güzel bir program oldu. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.